Bodo Glimt İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Gökhan Hoca'yla değerlendirmeye başlayalım. Hocam mutlak 3 puan hedefiyle temsilcimiz sahaya çıkmıştı ama bilmiyorum maç öncesinde sizin bu karşılaşmayla ilgili beklentileriniz üst seviyede miydi? Hem bunu merak ediyorum hem de oyunu nasıl buldunuz? Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Hem yönetim olarak hem futbol takım olarak. Ligde çok kötü bir performans getiriyor. Şimdi elemelere iyi başlamıştı ama grup maçlarında maalesef istediğimiz sonuçları da alamadık. Bugün en son oynadığımız Bodo Glimt maçıyla da bence Avrupa'ya da veda etti. Resmen hani kesin olarak etti mi bilmiyorum ama herhalde bu sonuçta %90 etti. Maçtan önce zaten Antalya maçında problemler vardı. Maç bittikten sonra Beyliği'nin hocayla, Burak hocayla problemleri olmuştu. Hatta o maçtan sonra bir takım konuşmalar yansımıştı ve o konuşmalardan sonra bugün bakıyorsunuz olaya. Beyli 11'de maça başlıyor. Ya madem Beyli 11'de bu maça başlayacaksın, Antalya maçında niye çıkarıyorsun? Yani söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor. Beşiktaş adına bir şanssızlık da Abubakar'ın sakatlanarak oyuna başlamamasıydı. Normalde 11'de başlayacaktı. Talihsiz bir şekilde maç öncesi ısınmasında sakatlığı çıktı ortaya. 11'de başlamadı. Oyuncu performansları açısından sayacak olursak, oyuncuların hakikaten artık kafası sahada değil. Esasında onlar da bu kaosta ne olacağını onlar da merak ediyor. Hem yönetimsel açıda hem takım açısında. Takımın içindeki problem devamlı gün yüzünde. Oyunu fazla eleştirmeye de lüzum yok. Bodo Glimt eğer izin verirseniz oynayacağı bir takım. Zaafları var. Defansı çok zaafları var. Yani ufak bir pres yaptığınız zaman size topu kolaylıkla teslim eden bir takım. Ama eğer bunu açık alanda oynatmaya zorlarsanız da size tehlike yaratacak bir takım. Beşiktaş golü yiyene kadar esasında dar alanda topu çok çabuk kaptı ama sonuca gidemedi. Sonra da yediği gollerden sonra da oyundan düştü. Tayfur'dan sonra 2-1 oldu. Oyuna biraz asıldı ama iki tarafının da bu sefer karşılıklı pozisyonları vardı. Maçı fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü 3 Aralık'ta Beşiktaş'ı bir olağanüstü, hakikaten bir kongre bekliyor. Hem yönetimsel açıdan dediğim gibi hafta sonu oynanacak bir Başakşehir maçı var ki o da hiç kolay olmayacak Beşiktaş açısından. Çünkü bu moralle seyircinin ister istemez bir tepkisi var. Yani siz çok seviyorsunuz ama sevdiğinizden karşılığı alamadığınız zaman ister istemez bir tepki oluyor. Ya seyirci tepkisi anlaşılır. Şu anda taraftar tepkisi de gayet normal. Zaten hiç her çıkan oyuncu aynı şeyi söylüyor. Biz seyirciye karşı mahcubuz, seyirciye karşı üzgünüz, karşılığını veremiyoruz diye. Hakikaten devam ediyor problem. Çok kısa sürede bu seçimin olup artık gerekli önlemler neyse futbolcu açısından da teknik ekip açısından da yönetim açısından da hakikaten herkesin artık birlik olup Beşiktaş'ın ayağa kalkma zamanı geldi. Gittikçe dibe gidiyoruz çünkü. Cem Hocam beklentiniz neydi? Ne buldunuz mücadelede? Ya bazen takımların önüne çok kritik maçlar çıkar. Yani silkinmek için önemli maçlardır. İşte bunlardan bir tanesi Avrupa Kupası maçı olur. Bir tanesi büyük maçlar olur. Derbi maçları olur. Takımlar bu tip maçları bekler ki silkinmek için ideal maçlardır. Ben açıkçası böyle bir akşam bekliyordum Beşiktaş'tan. Ama daha evvel işte Burak'la yaşanan olaylar ve arkasından da Beşiktaş'ın üstündeki bir talihsizce bir sıkıntılı bir dönemden geçmesi. Beşiktaş'ın teknik ekibi olsun, başkanı olsun. Yani sanki Beşiktaş bir anda böyle bir sahipsiz bir takım olarak böyle herkesin kamuoyunda böyle bir istifam uyandı. Ve buna da sahip çıkan da Beşiktaş taraftarı da tepkisini dile getiriyor. Beşiktaş'ın bu akşamki oyununa baktığınız zaman evet oyuna saldırmayı, oyuna asılmayı beklediğimiz Beşiktaş bir türlü o ivmeyi sahanın içerisinde gösteremedi. Oyuna başlarken gerçekten Beşiktaş'ın üstündeki talihsizlik, Abubakar'la bir ufak sakatlık geçirmesi, Abubakar'dan çok büyük bir beklenti olmasının olacağı bir akşamdı. Cenk'le oyuna başlaması.
oyunun içine girdiğimiz zaman da hep bizim söylediğimiz geçen seneden beri Şenol Hoca'yla özellikle de Beşiktaş'ın orta sahasının dinamo olarak hep böyle ismini koyduğumuz bir üçlü vardı. Salih, Amir, Gerson Fernandes. Maalesef o Diamond üçlüsü açıkçası bu sene hiç form grafiklerinin son derece altlarına indiler. Tabii orada gelen oyuncuların hazır gelmemesi, gelen oyuncuların performanslarının beklentilere cevap vermemesi. Özetle Beşiktaş hala bu sıkıntılı günleri geçirmeye devam ediyor. Kongre gününe kadar da büyük bir ihtimalle Gökhan'ın da söylediği gibi devam edecek. Zannediyorum yeni gelecek yönetim ve arkasından oluşacak bir teknik ekip, arkasından oluşacak devre arasındaki bir transferler. Zannediyorum transferlerle beraber Beşiktaş o zaman ivme kazanacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın herkesin gözünde bir kolay rakip olan bir düşünceye ulaştı açıkçası. Evet, Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Artık ligdeki ivmesini gösterip performansını yukarıya taşıyacak. Kongre'ye kadar da bu süreç galiba böyle devam edecek diye de gözüküyor sevgili Kerem. Hocam 4 maç. Avrupa Konferans Ligi D grubunda sadece bir puanı var Beşiktaş'ın ki o bir puanda Kulüp Brugge deplasmanında gerçekçi olmak gerekirse çok da hak edilmemiş bir puandı. Biraz şans epey yanımızdaydı. Bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Bir girdabın içindeyiz ve buradan çıkmak için ne yapılması gerekiyor? Bu takım bir de çok kısa süre önce biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir gruptan namalup çıktı ki. Yani gelinen noktaya bakıyorsun çok kısa bir süre içinde çıktı. İnsan hakikaten şaşırıyor ve üzülüyor yani. Vallahi Beşiktaş'ın durumu inanın çok zor bir durum. Bu işin içinden çıkılacak gibi değil. Burada o kadar stratejik hatalar yapıldı ki bugünlere gelindi. Bana göre en büyük hatası Beşiktaş yönetiminin bu kadar uzun süre sonra kongre yapacaksa Şenol Güneş'i görevde tutmalıydı. Çünkü takımı toparlayacak, derleyecek şu anda bakıyorsun hiçbir kişi yok. Yönetim kurulu kongre yapacak diye uzun zamandır bekledi. Başkan dün açıkladı girmeyeceğini yeni seçime. Evet. Zaten bu belirsizlik Beşiktaş'ın üstünde çığ gibi büyüdü. Üstelik kimin ne olacağı belli olmayan bu durumlarda Beşiktaş'ın yapacağı tek bir şey vardı. Ahmet Nurçebi her ne olursa olsun. Bu geçici dönemi, eğer kongre kararı alacaksa kongre kararına kadar olan dönemi en iyi atlatacak, krizi çözecek adam Şenol Güneş'ti. Şimdi Burak Yılmaz, sevgili kardeşimiz, daha antrenörlüğe yeni başlamış. Daha 2-3 aydır Şenol Hoca ile birlikte çalışıyor. Antrenörlük deneyimi çok az. Belki ileride bu işten çok fazla bahsedebileceğiz. Belki iyi bir antrenör olacak ama zamanı değildi, yeri değildi. Maalesef ve maalesef onun da bu kervanın içinde kaybolup gittiğini görüyoruz. Beşiktaş takımının kazanma ümidi şöyle baktığınız zaman onu eleştirmeye gerek yok. Görebiliyorsun oyuncuların kendine olan güvensizliği. Tribünlerin artık ona Beşiktaş takımına vermediği destek. Yani bir sürü negatif şey sayabilirsiniz. Onun için buradaki oyunculara yani eleştirmek veya yanlış bir şey söylemek hiç doğru bir şey değil Kerem. Çünkü oynadıkları bir şey yok. Yani oyuncular sizce Beşiktaş seviyesinde oyuncular mı? Ya bunların hepsi geçen sene Beşiktaş seviyesinde oynuyordu. Hayır, yani yapılan transferlerden sadece otorite eksikliği var şu anda Beşiktaş'ta. Yapılan transferler için. Ben yeni transferler için daha yorum yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü hiçbirinden yeterli derecede verim almadı Beşiktaş. Hı hı. Ama şu anda Beşiktaş'ta koskocaman bir otorite boşluğu var. Ben de diyorum ki bu otorite boşluğunu Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'i bırakmakla en büyük hatayı yaptı. Şenol Hoca 2 tane maç kaybetti ya. Fazla bir maç kaybetmedi. En son bu Avrupa Kupası maçında 2-0 iken 3-2 yenildiler. O da işte Rozier'in atılmasından kaynaklı. O da hakikaten Avrupa'da bir kırılma oldu Beşiktaş. O bir kırılma oldu da o maçtan sonra bu kadar telaş yapıp bak şimdi bu kulüp yönetmek gerçekten zor bir iş. Meşakkatli bir iş. Ama bu iş sabır işidir. Ya Manchester United'ın antrenörü bu seneden beri gitti geldiler bir yeniliyor. Koskoca Manchester United kulübü. Ya hep hocasını tuttu. En son dün akşam Kopenhag'a 2-0 galipken evet. 4-2 yenildi. Evet.
Ya bakalım orada bir gelişme olacak mı? Ama şu, kulüpte her zaman bir otorite olması lazım. Hocam bu hafta sonu Luton'u yenemezlerse içeride bence Ten Hag'la yollar ayrılır. Yani onu bak bilemiyorum sonra... orası Premier Lig. Evet. Kerem orada farklı bakıyorlar ama Şenol Güneş'e iki mağlubiyetle böyle yolları ayıran bir yönetimin buralara gireceğini hesaplayamadı. Bu öngörüleri yoktu. Yani bu tecrübe işi. Futbol sabır işidir. Beklemek lazım. Şenol Hoca gibi deneyimli bir adam. Bak eğer Ahmet Nur Çebi bunu yine de kongreye getirecekseydi ki getireceğini söylemişti veya getirmeyecek. Sen Şenol Hoca'yla bir devam et. Burak Yılmaz daha antrenörlük yapmamış. Futbolu daha yeni bırakmış. Çiçeği burnunda. Ya bu antrenörlük böyle kolay kolay bir iş değil. Yani o da geçen haftaki demecinle birlikte demin Gökhan söyledi yani. Olmayacak bir şey. Yani antrenör adamlar bazen bazı şeyleri görmez, duymaz. Oyunculuk dönemi deneyimlerinden faydalanmak lazım. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da oynadığı dönemlerde bundan daha kötü durumları yaşattı. Kendisi futbolcu olarak ama antrenörü hep hoşgörülü oldu. Burak Yılmaz daha o deneyim ve tecrübeyi kazanmadan Beşiktaş takımında üstelik yönetim olarak ortada birileri yokken yönetmesi çok zordu ve alınan neticeleri de bu futbol takımının bu oyuncuların almasını ben kabullenemiyorum. Bunların yani çözümü çok zor görünüyor. Bir an önce otoriter bir planlama yapılması lazım. Eğer Ahmet Nur Çebi başkan gitse bile oranın başkanıymış gibi bu takıma sahip çıkması lazım. Yani bu iş böyle gitmeyeceği aşikarı belli oluyor. Hafta sonunda siyah beyazları bekleyen bir Başakşehir mücadelesi var. Yani Başakşehir'de en iyi döneminde değil ama... Ya bir şey daha söyleyeyim. Takımın içinde de... Tehdit oluşturacak bir takım. Kerem, takımın içerisinde de... Ya bir tane şöyle abi gibi duran bir oyuncu yok. Zaten Beşiktaş'ın en büyük eksikliği o. Ya biz de zamanında top oynadık ama bizim dönemimizde bizden büyükler vardı 7-8 yaş. Çünkü eskiden kulüplerin temel direkleri, taşları vardır. Bizde mesela... Birisi bıraktığı zaman bir abi rolünde birisi çıkar, hoca olmasa da biz çıkarız yeneriz derdik. Beşiktaş'ın eski dönemlerine bak. Çok deneyimli oyuncular var Gökhanların döneminde. Şimdi orada hoca olmadığı zaman orada eskiden Gökhanlardan büyük abileri kimler varsa çıkardı. Onlar 3-4 kişi toparlardı o takımı sahaya çıkarırdı. Şu anda öyle bir Beşiktaş takımı yok. Hocam zaten kendine güvenleri olmayan bir ekip oynuyor sahada. Bak şimdi hoca... Antalya maçında Beyli'yi çıkardı. Bu maç Beyli'yle başlıyor. 3 gün sonra. Yani ne değişti? Burada niye çıkardın? Performansla alakası olmadı. Performansla burada gene oynatıyorsun. 3 gün sonra Avrupa Kupası. Deneyimsizlik. Tabii yani olayın çözmesi gereken. Bugün bu durama gelmeyecektir. Rozier'i oyundan alıyorsun. Belki sakı belki şey. Onur'u koyuyorsun ve hemen golliyorsun peşinde. Yani ne olduğunu anlamadan golliyorsun. Oyunculara bakıyorsun. Sorumluluk almaktan kaçıyorsun. Oyuncularla oynuyorsun. Getson nerede sezon başındaki Gerson? Tek başına her yere basıyordu, ısırıyordu. Şu anda Gerson bir güvensizlik içinde. Oynayan oyuncuların birçoğu güvensizlik içinde. Bir Rebic çok tecrübeli, sonradan giriyor, sorumluluk almaya çalışıyor. Çok kısa bir süre. O da bu fırsatı yakalayınca bir sorumluluk almaya çalıştı. Bir Rebic diyorsun biraz. Yani takımda öyle bir güvensizlik var. Kimse sorumluluk almıyor. Kimse elini taşın altına sokmuyor. Yani maç bitsin diyor. Düşün bugün yani maç bitti. Yani sence sokabilecek bir tabii oyuncu var mı? Görebiliyor yok musun? Hocam, sen burada Mert, yıllarca oynadın. Ya Mert, Mert bugün mağlupsun ama en iyi oynayan oyunculardan biri kaleci Mert. Mert kaç tane çıkardı? 4 tane, 5 tane. Bravo. %100 pozisyon çıkardı. Bravo, düşün Mert yani. Çıkardı. Oyunculara bakıyorsun. Amartey alıyorsun sonradan. İşte Beyli sakatlanıyor. Ya kendine güveni gitmiş. Ceza sahasının içine garip garip işler yapıyor. O bile bilmiyor bence. Garip garip ya işler Mert, yapıyor yani. Mert bir de en fazla sorumlu kalan ikinci oyuncu Necip. O da atıldı çocuk. O kadar mücadele verdi atıldı. Ya ben söylüyorum vallahi diğerleri yazık ki Beşiktaş'ı taşıyamıyorlar. Yani Gökhan sizin zamanınızda böyle bir şey olsa siz birkaç tane arkadaş toplanıp bu takım bu hale düşürür müsünüz ya? Birazcık takıma dikkat etmek düşmez lazım. Düşmez hocam. Bu takım nasıl bu hale düşecek? Bu Beşiktaş takımı kötü takım. Öyle değil ya. Bodo Glimt. Avrupa standartlarında baktığın zaman orta sıra takımlardan herkes oyuncu almaya çalışıyor. Norveç ekolü gibi oynuyorlar. Fizikli, üst seviye, dinamik bir takım. Ama takımın zaafı o kadar net belli ki. Defansı top yapmaya çalıştırılırken yapacağın ufak bir presle her topu kazandın zaten. Ya maçın başına. Yani
Bunlar açık alan verdiğin an pozisyonu yiyeceklerin de belli. E yediğin pozisyonlara bak. Yani kendi kendine golü yemek için uğraşıyorsun. 2-0 mağlup duruma düşüyorsun. Gol atıyorsun, kendine geliyorsun ama her şey için çok geç. Yani 2-1'den sonra 3-1 de 4-1 de olabilirdi. 2-2'ye de çevirebilirdin. Artık sonucu geçti. Yani sahada ben bir takım seyrettiğim zaman, kendi takım seyrettiğim zaman kazansın istiyorsun değil mi? Bakıyorsun oyunu, gidişatı görüyorsun. Şu anda hiçbir maçta güven vermiyor ki.